Evet, son dönemlerde çok popüler olan bir lise gençlik dizisi var. Bize de çok yazdılar. İşte bunun parodisini yapın, bunu yapın, abi ne olur yapın, abla yazın bunu falan diye. Atakan ve Batuhan yazdılar. %1 aşk geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Selam herkese. Lisenin tatlı, çalışkan kızı Fener ben. Size durup dururken lise hayatımı anlatmak istedim. Bizim lisede çok deli bir ekip vardı. Onlara en kötüler deniyordu. Aç bakalım avucunu Fener. Bunlar ne Osman? Okunmuş fındık. Bu yarışma benim için çok önemli. Yüklü miktarda bahis oynadım, kesin kazanmamız lazım. Bu Osman, okulun bahis baronu. Bir tavsiyen var mı Osman gençlere? Fındık yiyin. Ne haber Eda? İyi. Aslında grafiker olmak istiyorum ama bu hayalime karşı çıkan kimse yok. Sanırım ilgi manyağıyım. Bu Eda, okulun en havalı kızı. Bütün erkeklerin gözü onun üzerinde. Bana bak Eda. Gözüm üzerinde. Seni ilk ben gördüm. Ne alakası var lan? İlk ben tuttum. Çekilin lan. İlk ben pişirdim. Eda, küt böreği yer misin? Saçmalama ya. Zayıf ve güzel olmam lazım. En son 3 sene önce yemek yedim. Herkes yerine geçsin lütfen. Üstünü düzelt oğlum, kravatını düzelt. Hepiniz liseler arası bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Kerem nerede çocuklar? Hocam ben asıl... Bunu nereye koyayım hocam? Bu Kerem. İleride bundan bir şey olmaz denen ve hakikaten de olmayan lisenin serserisi. Aa! Şimdilik uygun bir yere koy Kerem'cim. Hazırsanız ilk yarışmacıları bekliyorum. Şu yarışma başlayacak. Sinan nerede ya? Yine bir yerde okulu yakıyordur ya. Bu Sinan. Benimki. Her durumda felsefe yapmasıyla ünlü. Bayılıyorum ona. Bakmayın böyle masum durduğuma. Ben de az değilim he. Ben aslında yoğum. Saçmalama oğlum, varsın. Var mısın bahse? 1'e 2 veriyorum. Al. 1 lira. Al, 2. Ulan yine kaybettim ya. Nasıl oynatılıyordu bu bahis? Çok cahilsin, keşke bilsen. Hocam, Sinan'ın kafası yerinde değil. Onun yerine ben yarışacağım. Tabii. Aşkta kaybettik, bari kumarda kazanalım. Evet çocuklar, hazırsanız ilk sorunuz geliyor. Bu soruyu 100 kişiye sorduk. Allah Allah. Size sormayalım o zaman, gerek yok. Bunu henüz kimseye sormamışız. Everest tepesine tırmanan ilk dağcımız kimdir? Evet Kerem. Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Harakiri. Nasuh Karakuri bir şeydi, neydi o ya? Maalesef yanlış cevap Kerem'cim. Cevap hakkı bu tarafta. Basmana gerek yoktu ama. Nasuh Mahruki. Doğru cevap. Evet, 10 puan Altunbaşar Lisesi'ne gidiyor. Bunu da bilememek, ne bileyim. Hocam vuruyor ya. Olur öyle. Özünde iyi çocuktur Kerem. Evet, ikinci yarışmacıları alalım lütfen. Basketbol hangi zeminde oynanır? Çim, buz, parke, kum. Kum. Evet. Maalesef. Sen söyle. Tabii ki parke. Doğru cevap parke olacaktı. 10 puan Aşkın 101 Lisesi'nin oldu. Kum ne abicim ya? Kum ne ya? Ne bileyim abi, Acun hep kumda oynatıyor ya, oradan aklımda kaldı. Arkadaşlar son yarışmacıları alalım, bakalım kazanan kim olacak? Bu soruya bağlı. Buyurun. Güneş'e en yakın gezegenimiz hangisi? Adana. Nasıl Adana değil mi ya? Mersin. Maalesef yanlış cevap. Sen söyle. Merkür. Doğru cevap Merkür'dü. 10 puanı Altundaşar Lisesi aldı ve yarışmayı kazanan Altundaşar Lisesi oldu arkadaşlar. Alkışlarınızla lütfen. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? He? Nasıl onlar kazanabilir lan? Siz kazanamazsınız. Aa, o ne ya öyle?
kovuyor? Kimi kovuyor? Hocam onların bir suçu yok. Bütün suç benim. Ben doğmasaydım, öğretmen olmasaydım, bunların dersine girmeseydim bunlar yaşanmazdı hocam. Bir dakika hocam, bir de onları dinleyelim. Neyini dinleyeceksiniz hocam? Kerem aldı Amfi'yi, karşı okulun öğrencisinin kafasında parçaladı. Sonra olaylar bir gelişti ki ahu! Allah aşkına bunun açıklaması mı olur? Ama özünde hepsi iyi hocam. Özünde hepsi iyiler hocam. Ben... Sizi kovmak hiç aklımda yoktu. Kurul toplansın. Bundan sonra tek derdim sizi kovmak. Aman Sinan. Allah Allah. Bu adam sizi niye taktı ya? Neyse. Ben bu oyunu bozarım çocuklar. Merak etmeyin siz. Ulan gene okuldan atılamadık ya. Bizim daha büyük bir şey yapmamız lazım. Karakola düşmemiz lazım. Hapse girmemiz lazım. Böyle olmuyor. Bize gidip yalımızda konuşalım. Aa, sizin yalınız mı var? Hangimizin yok ki? Hadi, hadi. Burcu Hoca sayesinde kovulmaktan son anda kurtulmuştuk. Ancak bir sorun vardı. Burcu Hoca'nın tayini çıkmıştı. Eğer o giderse hepimiz kovulacaktık. Onun gitmemesi için bir plan yapmalıydık. Arkadaşlar, Adıyaman'dan çiğ köfte. Buyurun, sizde ne var? Bende de Antep'ten içli köfte var. Urfa'dan salça getirdim. Ben de Kütahya'dan porselen getirdim. Allah Allah. Kızım yarın malı haftası mı? Ayrıca o yenecek bir şey değil ki. Ülkemizi tanıtalım diye. Çok mantıklı. Ne yapacağız ya? Bence senin kesin bir planın vardır. Evet, benim bir planım var. Bence Burcu Hoca'yı seksi basketbol koçuna türlü türlü planlarla aşık edelim. Ya yine mi koç hocaya aşık olacak ya? Bir bitmedi şu klişe ya. Sus Osman. Koçum beni mi çekiyoruz burada? Tamam, sus Osman. Böylece basketbol koçuna aşık olunca okulda kalıp bizim için oy kullanmaya devam edebilecek. Ha? Sinan ne düşünüyorsun? Düşünüyorum. Öyleyse varım Eda. Kerem. Adam dövülecekse varım. Ben anlamam böyle işlerden. Kerem sen niye böylesin? Belki okuldan atılacağız. Belki hayatımız kararacak. Hiçbir şey umurunda değil. Benim bir ayağım çukurda kızım. Güzelmiş dövmen. Dövme değil bu. Doğum lekesi. Dövme olan bu. İçindeki öfke beni içine çekiyor Kerem. Vallahi mı diyorsun? Hı hı. O zaman yanmayalım Meda. Manyak mıdır nedir, yürü git ya. Koç geliyor, koç geliyor. Alkış, reaksiyon, her şey. Düşünce gücüyle attı lan. Arkadaşlar. Bence yağmur yağacak. Oha Sinan. Her şeyi biliyorsun. Acaba biri sana aşık olduğunda da önceden bilebiliyor musun? Yok kızım ya. Bende romatizma var. O yüzden oradan anladım. Ben gidip hocayla konuşacağım ya. Of, içim hiç rahat değil. Ya kötü biri ise? Bak şöyle yapacağız. Yağmur yağıyor ya. Gidip montunu isteyeceğim. Eğer verirse montunu, iyi biridir. Vermezse de şerefsizdir, haysiyetsizdir, göttür. Okey, süper plan. Ne diyeceğini düşündün mü? Düşünmüyorum. Öyleyse malım. Bakın şimdi. Hocam. Konuşma benimle. Hocam bir sus, bakar sus, konuşma benimle. Hocam bir bakar mısın? Merak ettim, söyle. Hocam çok üşüyorum. Montunuzu verir misiniz? Oğlum mal mısın sen? Benim montum sana nasıl olsun? Doğru. Adam çok mantıklı. Bence bu iş olur. Selam arkadaşlar. Selam Burcu. Selam. Hocam size Burcu dedi. Ne desin Fener? Abüzer mi desin? Ne desin yani? Adım Burcu. Ne bileyim. Hangi çağdayız? Hangi devirdeyiz kızım? Ne bileyim hocam, 98 yılındayız. Yani tahta çubukla macun kemiriyoruz. Pazardan pazara yıkanıyoruz. Yapmayın. Kız! Bizde tam ülke yayınlanacak. Ülkemizi yanlış mı tanıtalım? Heh. Kafa karıştırma şimdi. Arkadaşlar ben sizin durumunuzu konuştum. Yani şimdilik hallettim ama sizin bir şeyler yapmanız lazım. Haberiniz olsun. Aslında derslerimize çalışsak, bu yaramazlıkları bıraksak her şey yolunda gibi. Mantıklı mantıklı konuşup akıl verme kızım bize. Bize saçma bir plan lazım arkadaşlar. Ne bileyim, gidip
Koça hocam Burcu size aşık falan desek, o da hemen inansa. Olur. Saçma bu ama daha saçma bir şeye ihtiyacımız var. Mesela bunları konsere götürelim, tuvalete kapatıp 3 gün orada bırakalım. Bu çok saçma. Çok iyi oldu bu. En saçması bu. Saçma derecede iyi saçma yani. Bu olsun. Arkadaşlar, aşk acıdır. Aşk sertliktir. Çok çılgın bir plan geldi aklıma. Hocam topu bir verir misiniz? Burcu. Ay! Ne yapıyorsunuz ya? Az ötede oynayın. Vallahi topunuzu keseceğim şimdi. Ay! Kusura bakmayın, top bana ait. Ay, ne oldu? Önemli, önemli bir şey. Şey, parmağım kanadı benim. Bakabilir miyim? Tabii. Ay. B negatif? 0 negatif. Tüh. Ben de diyorum, kekrem stat nereden? Tamam ya. Şey, Burcu ben. Ha, memnun oldum. Ben de okulun yeni basket koçu Kemal. Bu da sizinle tanışmamıza vesile olan topum. Öyle bundan mi? Bir tane daha var. Öyle mi? Ha, anladım. Ben de çok severdim sporu. Basket mi? Yok, körebe. Ama sakatlanınca bıraktım ben. Sakatlık? Gözüm açıldı. Peki turnike atmayı öğretebilir miyim size? Nasıldı o? İsterseniz spor salonuna gidelim, ben size hepsini öğreteyim ha. Olur. Smaç basmayı da gösterebilirim. Smaç. Tabii bana geçtiğimde hava yolları kemerden verdi. Her şey çok yolunda gitmiyor mu? Ya ağzını bir kere de fındığa aç Fener ya. Aç bakayım. Niye sürekli fındık yiyorsun? Giresunlu. Güzel dedim onu. İstersen ben de sana güzel şeyler söyleyebilirim Eda. Sert erkeklere bayılırım Kerem. Öyle mi? Öyle. O zaman yanmayalım mı Eda? Manyak mıdır nedir? Yürü git ya. Ya kızım yeter ya. Dengin bozdun ha. Aramızdaki bundan sonra her şey bitti, anlıyor musun? Bitti. Aa! Vay 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 vay. Pis beşli de buradaymış. Sizinle yarım kalan bir hesabımız var. Çıkışa gelin. Çıkış olmaz, girişe gelin. Aynı yer zaten mal. Doğru. Beyler. Bu arada Eda ile benim aramdaki her şey başlamadan bitti. Haberiniz olsun. Artık o benim kankam, bacım yani. Haberiniz olsun ona göre. İstediğiniz gibi yürüyebilirsiniz. Bak, emin miyiz? Eminiz. O zaman Eda, seni seviyorum. Benle çıkarsın mı? Olur, çıkarım. Ulan böyle söyleyince de bir garip oldum ha. Eda, seni sevdiğimi fark ettim. Sen fark edince ben de seni sevdiğimi fark ettim Kerem. Eda, ne yaptın? Şimdi karışacak ortalık ya. Fener, merak etme. Ben seni korurum. Bir kere de bana yansana. Senin niye manitan yok? Hiç oralara girme. Ben bir konuşursam TT olur. Kavga edelim o zaman. Tamam. Yedim lan sizi. Allah! Dur. Burada olmaz. Öğretmenler odasına ne dersiniz? Ha. Yok ya. Öğretmenler odasında böyle zarar verebileceğimiz bir şeyler yok. Orası bir de dar. Ben sevmiyorum orayı. Heh, o zaman fotokopi odasına gidelim. Hemen bakalım. Abi sıra var fotokopi odasında. Yani orada olmaz orası. Oh, hadi laboratuvara gidelim. Hem orada kırılacak, dökülecek çok şey var. Gerçekten de mantıklıymış laboratuvar. Nasıl olsa kimya hocasına verecekler anahtarı. Bir daha kimse kullanamayacak. En azından bir işe yarar. Doğru dedin. Mal! Mehmet Ali Bey, bir tane de küçük mikrodalga var mı? Öyle! Laboratuvar! Ulan! Ulan şimdi yedim sizi! Hocam! Ulan bu sefer kesin kovacağım lan! Hocam, hocam ne olur ama özlerim! Özlerine sıçam! Laboratuvarın içine ettiler! Ulan sen de Hababam sınıfındaki Semra Hoca'yı geçtin be hocam! Tamam hocam, haklısınız. Çocuklar gerçekten bu sefer çizgiyi aştınız. Hocam bunlara öyle bir ceza verelim ki, öyle bir ceza verelim ki akılları başlarına gelsin. Yarın herkesin önünde özür dilesinler, konuyu kapatalım. Ama olmaz, özür olmaz. Ceza bu. Özür olmaz. Ne yaptık ki?
Yarın herkesin önünde özür dileyeceksiniz. Biz de çok uzatmadan bu diziyi bitirmiş oluruz artık. Yarın hepinizden kurtulacağım lan. Hepinizden kurtulacağım. Hocam kapıdan girdik, kapıdan çıkalım yine. O kürsüyü ömrüm boyunca hiç unutmadım. Cevizden, sapasağlam bir kürsüydü. Üstünde duran mikrofon filan acayip bir kürsüydü. Evet. Hepsi yaptıklarının farkında. Ve şimdi sizlerden özür dileyecekler. Ne demiş ünlü düşünür Adanalı Sofokles? Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda ha. Halit'im. Sen dile lan. Buradan hepinizden özür dilemiyorum. Dilemiyorum lan. Hadi bakalım ne yapacaksınız? Lan. Sen dile. Hocam bunlar densiz zaten. Hı. Ticaretten de anlamıyorlar. Para nasıl tutulur bilmezler. Sektirin gidin, özür müzür dilemiyorum. Fındık! Lan! Fındık! Sen dile kız. Lan! Yo, dilemiyorum. İşte bu. Lan! Fener, kızım. Hadi sen dile. Hadi Fener alayım ben. Hadi, hadi. Hadi. Anneciğim, babacığım. Hı? Özür dilemediğim için sizden özür diliyorum. İşte bu! İşte bu tatlı kız, işte bu! Yeter lan! Yeter mi? Bittiniz lan siz. Bittiniz lan. Bu sefer var ya, bu sefer... Hocam... Hepinizi kesin kovuyorum lan. Hocam yeter. Sizce de bu çocukların ikinci bir şansa ihtiyacı yok mu? Mesela Kerem. Sizce Kerem neden şiddet bağımlısı? Belli ki babasından dayak yiyor bu çocuk. Yok hocam, vallahi bugüne kadar bir fiske bile vurmadı. Benimki tamamen artistlik. Peki ya Eda? Hocam sizce Eda neden zengin bir koca bulup evlenmek istiyor? Belli ki ailesi fakir. Yok hocam, siz beni kovarsanız ailem beni Fransa'ya gönderecek de okutmaya. Hatta siz beni kovsanız ya hocam. Peki ya Sinan hocam? Sinan... Hocam ben Osman. Ha. Sinan. Bunu ben de çözemedim. Peki ya Sinan hocam? Sizce Sinan neden sürekli drink alıyor? Belli ki anne baba sevgisi görmemiş çocuk. Yo, tamamen artistlikten. Hocam dünyada anası babası ayrı bir tek ben miyim ya? Kendiniz de lansızın o zaman. Ha? Ha, ondan fındık. Ha. Hocam ne yapacağız biz bu çocukları? Hocam. Hocam. Sevgili öğretmenler, sevgili öğrenciler. Müsaadenizle size iki çift lafım olacak. Çocuklar okuma yazma öğrenir öğrenmez en güzel sözlerini öğretmenlerine ederler. Her öğrenci öğretmeninin kendi evladıdır. Bu nedenle öğretmenler öğrencilerinin, öğrenciler öğretmenlerinin isimlerini asla unutmazlar. İyi öğretmen anlatır. Daha iyi öğretmen öğretir, daha iyi öğretmen ispat eder, daha iyi öğretmen ilham verir. Unutmayın, gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerinin eseridir. Haydi şimdi sınıflara. Hadi, dil diyenler. Hemen işte bana bunlarla gelin. Tartışmaz. Bir final bir daha göster bakayım. Evet. Şeyin Cihan'ın Peru'nu konuşuruz da. Ben buradan vuruldum Cemile'ye. Evet. Cemile beni çok... Cem. Oğlum. Dur.
Dur be, dur. Dur be. Mükemmel. Çok iyi. Hele final işte zaten hep söylüyorum yani final iyiyse zaten korkma yürü bisikletin tamamı çok güzeldi. Açıkçası evet. Benim korkum şuydu bunu görünce. Ya şimdi bu dizi yeni başladı ve bir portalda yayınlanıyor. Dijital bir portalda yayınlanıyor. Hani insanlar nereden bilecekler falan. Evet kamuoyunda bir tartışmalar oldu. Ben tam bir iki bölümde gördüm. Ama hiç görmeyen için de bir lise skeci. Skeçte tuhaf problemli öğrenciler var. Ve sonunda sanıyorum Mahmut Hoca geliyor. Mahmut Hoca'nın saçı ve peru konusu tabii bakılır. Hocam ama konuştuk yorum... Cihan abiyle. Çok beklemiş. Peruk şişmiş. O yüzden tüpçü Fikret'e. Evet. Düğün dedektaki evet. Tüpçü Fikret'e daha çok benziyor. Ama oynadığı karakter, oynayış tarzı falan evet, fikir zaten. Olarak yani Mahmut Hoca girer. Arkasından da Hafiz Han'a girer. Mükemmel çok iyi. Fikir. Çok iyi şakalar vardı. Yani şeyi açtı. Parodi hani normal bir skeci bilmiyorsak buradan ne anlarız? Hiçbir şey anlamıyor. Hatta bundan merak edip dizi seyreden insan da olacaktır. Evet. Çünkü derli toplu dizi tabii ki mizaha müsait. Bir de yani başlar başlamaz iyi hemen skecini yaptırması da dizinin bir başarısı bence. Tabii tabii hocam. Öyle. Herkes, tüm gençler iyi biliyor gibi. Evet yani çok da istek üzerine gelmiş bir skeç. Bence 10 numara bir zil. Şeyden not aldığım şakalar. Hakikaten yani bir şey olmaz denir de, hakikaten de bir şey olmaz ya onlardan. 100 kişiye sorduk, yeterlidir. De biz sormayalım. Ben sormayalım, tamam. İyi. Çok iyiydi. 100 kişiye sormuşsun, daha ne soruyorsun? Aynen. Acun kumda oynatıyor diye ki... bütün tipler çok tatlı, hele son. Hafize Han'a müthiş bir saygı duruşu ayrıca. Basketbol koçu Hamza ya. Evet. Hamza çok yetenekli bir oyuncu, çok yetenekli bir komedyen. Ama herhalde hayatında bir daha basketbol koçu oynamak sadece bu ekibin yapacağı bir şey. Şeye bayıldım. Top atma atmadan topun. Haftada bir gün yıkanıyoruz da 90'lı yıllar. Evet evet. Bizi de oradan gönderme. Çok iyiydi. Tanışma çok iyiydi. Dekor değişmiş şakası evet. Müthiş. La nereye gidelim? Dekor değişiyor. Herkesin yalısı var. Müthişti ben çok beğendim. Bir daha hadi çalın. Alkış. Tebrikler. Senin eklemek istediğin şey var mı? Yok hocam ya. Ben hepsini çok beğendim. Gerçekten çok güldüm. Bayağı. Sen orada olmayınca ekip bir kendine geldi. Geldi hocam yani. Bir belli oldu. Bir şey yaptı. Afiyet. Devam.